Herkese selam, ben Nihal. Bayram günü birlikte makyaj yapalım istedim. Yüzümde görmüş olduğunuz makyajı yeni yeni ürünlerle yaptım. Hazırsanız başlıyoruz. Yüzümü makyaja hazırladım. Nemlendirme işlemimi uygun adımlarda tamamladım ve şimdi makyaja başlayacağım. Uygun fiyatlı ürünler de var. Her zamanki benzer makyajımı farklı farklı ürünlerle yapacağım. Yüzümde şu anda bir güneş koruyucu var. Görüyorsunuz hiçbir şekilde kapatıcı yok. Renk eşitleyici bir ürün yok. Yeni bir güneş koruyucu deniyorum. Henüz satışa çıkmadı. Satışa çıkmadan önce deneme fırsatım oldu. İlk izlenimlerim oluştu. 2 hafta oldu ama birazcık daha tabii ki denemem gerekiyor. Ay boyunca bütün döngülerde benim cildimde nasıl çalışacak? Bunları tek tek not edeceğim ve çıktığı zaman eğer almaya değerse paylaşacağım. Almaya değer değilse yine paylaşıp sizlere haber vereceğim. Soulfly'ın Smart Skin Correct diye yani renk dengeleyen aslında renk de veren bir güneş koruyucusu var. Onu kullandım. Görüyorsunuz yüzümde lekeler, izler var. Bir önceki makyaj videosundan hemen açıp görebilirsiniz. Ama yüzümde resmen renk eşitliği sağladı. Eğer ki koruma ve sivilce testini, komedon testini de geçerse sanıyorum yerli markalı içinde en iyi güneş koruyucu olabilir. Elime bakın bir miktar aldım. Normalde şöyle mint yeşili gibi bir ürün. Zaten renk eşitleme özelliği var. Kızarıklıklarınız varsa yeşil renkli ürünler, korektörler, kapatıcılar biliyorsunuz kırmızıyı, pembeliği dengeler. Bunun içinde centella, niacinamid ve gliserin var. Sanki yağlı cilde daha uygun bir güneş koruyucu. Şu anda görüyorsunuz hiçbir şekilde ışıkların geldiği yerler haricinde bir parlama yok. Nemli nemli bir bitişte de değil. Kuru cilt iyiyseniz benim gibi cildinizi çok iyi bir şekilde nemlendirmeniz gerekiyor. Parlaklık istiyorsanız eğer ki bir güneş koruyucudan onu sağlamayacaktır. Yağlı, karma ve yağlıya dönük ciltleri bence mutlu edecektir. Bakın elime ürünü uyguluyorum. Bembeyaz tenlerde nasıl durur bilemiyorum ama benim tenimle çok güzel anlaştı. Blurluyor. Gördünüz mü? İkisi arasındaki farkı renk eşitliği sağlıyor tamamen. Anında emiliyor. Kesinlikle beyaz bir kalıntı bırakmıyor. Şu anda yüzümde de görüyorsunuz 20 dakika oldu. Süreli. Elime bir ıslak mendil aldım. Şimdi diyebilirsiniz Nihal bunun neresi renk verdi senin yüzüne? Hemen şöyle elimdeki ürünü silip size gösteriyorum. Yüzünüzde böyle bir renk eşitliği sağlıyor. Eğer ki bembeyaz en açık tonda değilseniz bu renk size de olacaktır. Daha koyu tenliyseniz yine olacaktır. Çünkü ciltle bütünleşiyor. Ben süreli 20 dakika oldu. Böyle değişik bir güneş koruyucu yapmış ise bile. Ben de tabii ki onu denek grubunda olduğum için ilk deneyenlerden biriyim. Fakat birazcık daha denemem gerekiyor. Gerçekten almaya değerse ki arkadaşım olması çok önemli değil bu konularda biliyorsunuz hiçbir zaman kaş vaksını göstermedim mesela onu sevmemiştim ben Sebile'ye de söyledim ya da başka arkadaşlarımın da ürünlerini anlatıyorum sevmediklerime sevmediğim diyorum beni artık tanıyorsunuz bunu açıklamama gerek yok sanırım ilk izlenim olarak beğendim fakat birazcık daha test ettikten sonra güneş koruyucu videolarıma sanıyorum görüşlerim yetişecek fakat bütün testleri geçerse benim için benim kriterlerime uygun olursa tüm yaz boyu eğer makyajsız gezmek istiyorsanız ki transfer olmuyor yapış yapış değil spora giderken de denemiştim Instagram'dan paylaştım. Benim için sadece dikkat etmem gereken nokta cildimi iyi bir şekilde nemlendirmem gerekiyor. Çünkü bence bir kuru cilt ürünü değil bu. Şimdi makyaja başlayalım. Geçen videoda size göstermeyi unutmuştum. Revolution Pro markasının blur sticklerinin mini boyu rossmanlara geldi demiştim. Şöyle bir ürün. Bunu özellikle gözeneklerinizin olduğu bölgelere uygulama yaparsanız gözenek görünümünü gizliyor. Şu bölgeler özellikle bende birazcık gözenekli olabiliyor dönem dönem. Eğer ki Rossmann mağazalarında bulabiliyorsanız bakabilirsiniz. Çok gözenekli bir cildiniz varsa oraya sanki bir bariyer oluşturuyor, bir astar çekiyor ve gözenek görünümünüz ortadan kalkıyor. Bitkisel bir kokusu var. Şu anda hissetmiyorum mesela kokuyu ama yine de pek hoşuma giden bir koku değil bu da. Yapısı da birazcık yapışkan bir dokusu var. Klasik bazlarda olan bir doku gibi. Fondöten üzerine iyi bir şekilde yapıştırsın ve yüzünüze oturtsun diye. Ürünün ambalajını yakından görmek isterseniz bunun büyük boyu var. Türkiye'ye gelmemiş mini boy ki bence yeterli. Yüzünüze sürdüğünüz bir ürün sonuçta hızlı bir şekilde tükensin, bitsin. Hijyenik olmayacaktır aksi halde. Şimdi gelelim ten makyajına. Zaten tenimi makyaja güzel bir şekilde hazırladım. Elimde Make Up For Ever'ın HD Skin fondöteni var. 1N10 rengini kullanacağım. Tabii ki Huda'nın Glowish'inin 2 numaralı Fair Light rengiyle karıştırarak. Bu ürünleri deneyerek almanıza yarar var. Sephora'larda testerlar var. Çünkü online'dan alırsanız skala
skala çok yanıltıyor. Gidip tek tek hepsini denemeniz lazım. Çünkü ben iki kere biliyorsunuz yanlış almıştım ürünleri. Makeup Forever'ın fondöteniyle ilgili de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu fondöten zaman geçtikçe koyulaşabiliyor. O yüzden sarı alt tonluları değil de nötrleri ve soğukları alırsanız sizin için daha yararlı olacaktır. Ben de o yüzden N tonlarına geçtim. Bir pompa elimde görüyorsunuz fondötenimden alıyorum. Bir pompa da Huda'nın Glow işinden alıyorum. Elimin üzerinde fondöteni bir miktar karıştırıyorum. Yüzüme her zamanki gibi noktacık noktacık şeklinde bırakıyorum. Normalde Makeup Forever'ın fondöteni önceki videolarda size göstermiştim. Yarım mat yapıda bir fondöten ama kesinlikle pudra bitişli değil. Ama Glow işte ıslak ıslak görüntü veren bir ürün ve kesinlikle MAC'e, Maybelline'e bin basar. Maybelline zaten solda sıfır bırakır da. Elimde şu kadarcık ürün kaldı. Şimdilik o beklesin. Yine Softline makyaj süngerini alıyorum. İsterseniz fırçayla, kabuki bir fırçayla da uygulama yapabilirsiniz ama ben çok doğal dursun istiyorum. Böylelikle fondötenin o yarım matlığını da birazcık kırmış olacağım. Alta da zaten yağlı cilde uygun bir güneş koruyucu kullandığım için benim bu tarz bir karışım yapmam gerekiyordu. Tüm yüzüme sünger yardımıyla doğal bir bitiş verecek şekilde uygulama yapıyorum. Makeup Forever'ın fondöteninin kapatıcılığı var. Rahat rahat uygulayabilirsiniz. Özel günde günlük makyajınızda kullanabilirsiniz çünkü yok gibi duruyor. Huda'nın Glow işiyle ya da MAC'in Strop ürünüyle karıştırırsanız da bu benzer etkiyi alacaksınız. Şu anda yüzüm yine açıkmış gibi duruyor fakat oturacak zaman içinde göreceksiniz. Çok hafif şu bölgelerden de geçiyorum. Göz sınırlarıma pek girmek istemiyorum çünkü yeni bir kapatıcı göstereceğim size. Revolution Pro'nun Blur City'ni uyguladığım bölgelere bakın. Fondöteni hüp diye kaptı. Çok doğal duruyor. Özellikle yağlı gözenekli cilde şiddetle tavsiye ederim. Kalıcı bir etki sağlamıyor. Makyaj öncesinde cildinizi kusursuzlaştırmak için kullanabilirsiniz. Geçen videoda altta yorumlarda görmüştüm. Acaba çukurlukların olduğu bölgelere uygulasak oraları doldurur mu diye. Oraları doldurmuyor. Oraları doldurması için blur kalemleri de gelmiş. Böyle lip primer gibi bir ürün var. Onu özellikle çukur bölgelerinize ya da şuradaki nazolabiyel çizgilerinize uyguladığınızda oralarda doldurma yapıyor. Onu da bir başka videoda size özellikle şu çizgilerimin üzerinde göstereceğim. Ürünler stokta olmadığı için sürekli göstermek istemiyorum. Rossmann neden Revolution Pro'nun ürünlerini azıcık azıcık getiriyor? Gerçekten inanamıyorum. O kadar yazıyorum. Rossmann asla mesajlarıma da cevap vermiyor. Sözcüğünüz olmaya çalışıyorum ama Rossmann bu konularda çok özür dilerim. Sınıfta kalıyor. İletişim sıfır. Geçen videoda yine deneyememiştik çünkü siparişim gelmemişti. Bu Watsons'larda satılıyor. Makeup Revolution'ın IRL Filter kapatıcısı var. Soft mat yapıda yani nefes alan yapıda. Canınızı kanınızı kurutmuyor. Pudra bitişli değil ve kapatıcılığı muazzam. İki tane rengini aldım ben yine tutturamazsam diye. Okuduğumda ikisi de orta ton için yani medium tonlarında. Bir tanesi nötr, diğeri de sıcaksa. C8'i alacaksanız daha sıcak altyapıdaysanız şu kolunuzun içindeki damarlar yeşilse siz sıcak alt tonlusunuz. Mavi ise sizler soğuk alt tonlusunuz. Eğer ikisi de varsa nötr karışık işte ikisi de size oluyor demek anlamına geliyor. Ama tabii ki çok sarı sarı da görünmek istemiyorsanız cool tonları değil de nötr tonları alırsanız benim gibi daha iyi oluyor. C8 elimde göstereceğim. Bakın daha sıcak alt tonlu. C7 de bunun nötr tonlusu. Hemen alta onu da uygulayacağım. İkisi arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu bana daha uygun oluyor. Ben bu kapatıcıyı beğendim. Geldiği andan itibaren uygulama yapıyorum. Etkisini, kapatıcılığını, duruşunu çok beğendim. Revolution, Revolution Pro kesinlikle kapatıcı konusunda bence çok çok başarılı. Şöyle bir aplikatörü var görüyorsunuz. Ben profesyonel buldum çünkü yeterli miktarda ürün alıyorsunuz. Öyle dünya kadar ürünü aplikatöre çekmiyor. İsterseniz süngerinizde, isterseniz fırça yardımıyla uygulama yapabilirsiniz. Ben yine doğal bir bitiş sağlasın diye aydınlık görüntüyü görüyor musunuz? Ve göz çevrenizde ne var ne yok, yüzünüzde ne var ne yok kapatıyor. Özellikle Huda'nın Glow işini tek başına kullanmak istiyorsanız ya da Sebile'nin güneş koruyucusu testimizi geçerse onu tek başına kullanıp yüzünüzdeki gerekli bölgeleri de kapatmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ve göz çevrenizde çizgileriniz yoksa zaten çizgileri dolmayacaktır. Çizgileriniz varsa da ekstra onları derinleştirmiyor. Ve bence alt ton seçimi çok çok önemli. Umuyorum Watsons da artık testerları ortaya çıkartır. Böyle renkleri çifter çifter almak ya da yanlış almak zorunda kalmayız. Revolution Pro'nun Rossmann'larda satılan böyle bir Nars'a benzettiğim kapatıcısı vardı hatırlıyorsunuz. Bunu ve Tarte'ı seviyorsanız onun karışımı bir kapatıcı olmuş. Ben performansını beğendim. Kullanmaya devam edeceğim. Şu ana kadar çizgilerime dolmadı ama ben yine de bir pudrayla sabitleme yapacağım. Elimde Charlotte Tilbury'nin Airbrush Flawless Filter pudrası var. 2 numarası bendeki. Bunu niye gösteriyorum? Charlotte Tilbury ürünleri sonunda Türkiye'ye geliyormuş. Bakalım ne kadardan gelecek. Sephora'nın üst düzey yetkililerinden birinden öğrendim bunu. Yani benim birazcık hevesim
kaçtı. Zaten ülkeye gelmeden önce çoğumuz ürünleri aldık ya da görmekten sıkıldık artık. Başka başka markaların gelmesini tercih ederim artık. Çok Charlotte Tilbury hevesim kalmadı ama meraklıları varsa Sephora yakın zamanda getirecekmiş. Çok azıcık belirli bölgelerden geçiyorum. Markanın bütün ürünlerini ben zaten yurt dışından aldırmıştım. Hepsini denedim, kullandım. Sizler için tabii ki hangisi almaya değer, hangisinden kaçmak gerekir videosu hazırlarım. Tüm ürünleri efsanevi değil ama harika ürünleri var. Bugün tamamen tenimmiş gibi duran bir ten makyajı yaptım. Beni yakından görenler kesinlikle "Ay Nihal, kat kat ürün sürmüşsün. Cildin kek gibi duruyor. Pudranı fazla mı kaçırmışsın? Fondötenin çok belli oluyor." demiyorlar kesinlikle. Cildim gibi duruyor. Biraz daha rahat çalışabilmek için saçlarımı şöyle hızlı bir şekilde toparladım. Chanel'in bronzerını kullanmaya devam ediyorum. Naşita'nın bronzer fırçasıyla bir miktar şu bölgelere uygulama yapıyorum. Ben yüzümü yukarı çekmek istediğim için yukarıdan uyguluyorum biliyorsunuz. Ve makyaja devam ettikçe fondötenin yüzüme oturmaya başladığını da görüyorsunuz. Son zamanlarda kullandığım Charlotte Tilbury olsun, Make Up For Ever olsun, Revolution'ın Irele Filter fondöteni olsun, hepsinde bir koyulaşma oluyor. Oksidasyon yok, yani kızıllaşma yok. Bir koyulaşma var. O yüzden mutlaka deneyerek almak lazım paranızın çöp olmaması için. Revolution'ın çift taraflı stick allık ve aydınlatıcı ürünü Türkiye'ye geldi. Elimde de Mauve Glow rengi var. Bizim Flormer'ın 229 numaralı kaleminin renginde bir stick allık ve şu şekilde bir highlighter. Yumuşacık. Bu tarz ürünleri eğer yüzünüzde lekeniz yoksa noktacık olarak bırakıp fırçanızla dağıtabilirsiniz ya da süngerinizle dağıtabilirsiniz. Lekeleriniz varsa benim gibi onları açmamak için azıcık süngerinize alıp ürünün pigmentasyonunu görüyor musunuz ve pembeliğini görüyor musunuz? Bu tarafın fırçada kalan ürün olduğu için bakın daha doğal bir halde oldu. Şöyle C yapalım her zamanki gibi. Allıkları artık C şeklinde uyguluyorum ben. Çok seviyorum. Bu tarafı da hafifletiyorum. Tekrar süngerimden yardım alacağım bu konuda. Ürünün pigmentasyonu çok fazla. Şahane bir gül kurusu. Bunun başka başka tonları da gelmiş. Online'da store'a girdiğinde ben bildirimleri açmıştım. Gece hemen satın aldım ve indirimdeydi ürün. Kalıcılığı da çok başarılı. Aydınlatıcı tarafını da göstereyim size. Şuralardan da uygulayalım. Ürünlerin boyutu da bu kadar. Tamamen açtığınızda ama azıcık açıp fırçayla almanızda ya da elinizin üstünden süngerinizle almanızda yarar var. Çok pigmentli. Karıştırmaya devam ediyorum. Kiko'nun stick allıklarına göre birazcık daha yumuşak kıvamlı ve cildinizde tüm gün kalıyor. Göz kapaklarıma çok hafif bir gölgelendirme yapacağım. Herhangi bir bronzerla yapabilirsiniz. Elinizdeki acı kahve tonlarındaki bir farla yapabilirsiniz. Ben MAC'in Amber Times 9 paletini kullanıyorum. Bitirmeye çalıştığımı hatırlarsınız. Çok azıcık derinlik kazandırmak için bir gölge vereceğim. Yoğun bir göz makyajı yapmayacağım. Daha doğrusu yoğun bir far uygulaması yapmayacağım. Eyeliner kullanacağım. Yine aynı paletteki ortasında oyduğum şöyle açık bir renk var. Onu da göz kapaklarımdan çok hafif bir şekilde geçtim. Ve gelelim eyeliner kısmına. Geçen videoda da size göstermiştim. Real Love by Revolution markasının keçe uçlu bir eyeliner var. NYX'e kesinlikle muadil. Hemen onunla bir eyeliner uygulaması yapıyorum. Düz bir çizgi çekiyorum. Kuyruklu bir eyeliner yapacağım. Umarım kalınlaştırmam. Şöyle yukarı hareketlerle çektim yine ve bir çatı oluşturuyorum. Şimdi böyle eğri görünebilir. Düzeltiyoruz ona göre. Ve eyeliner uygulaması yaparken her zaman sivri uçlu kulak çubuklarından yanınızda olursa eğer bunun kuyruğunu, ucunu çok kolay bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. Hafif nemlendirdiğiniz sivri tarafıyla şöyle keskin bir hareket yapıp bunu jilet gibi yapabiliyorsunuz. Rossmann'larda, Watson's'larda, Gratis'larda her yerde satılıyor bu. Görüyor musunuz? Simsiyah bir eyeliner. Birleştirme işlemini de yaptım. Diğer tarafın da altyapısını hazırlayıp eşitleyeceğim. İki tarafa eyeliner uyguladım. Tabii ki ince uygulayamadım gördüğünüz gibi. Neyse ki düzeltebiliyoruz. Kalın da fena olmuyor. İşte uygulayabiliyoruz. %50 gören gözümle ancak bu kadar detay çalışabiliyorum. Eyeliner'ın performansı şahane. Gözlerimde uygulanmış halini görüyorsunuz ve farın üzerinden uyguladım ben bunu. Günlerdir de kullanıyorum. Ucunda hiçbir bozulma olmadı. 50 lira altı bir ürün. Bence almaya değer. Gözüme de hiçbir şekilde, benim deneyimim tabii ki, alerji yapmadı, hassasiyet yapmadı. İncecik bir ucu var. Simsiyah bir dokusu, yapısı var. Suya da dayanıklı. Maskara olarak biliyorsunuz macera aramıyorum. Maybelline'in Sky
Hay maskarasının karbon bilek olanını kullanıyorum. Aynama yine alttan bakarak titreşimli hareketlerle kirpiklerimi alttan iyice kaldırarak uygulama yapıyorum. 2 kat uygulayacağım ve benim tam istediğim görüntüyü veriyor. Biliyorsunuz maskaraları genelde ben kat kat uygulamaya bayılıyorum. Maskara adımı da tamamlandı. Maybelline'in Sky High maskarasının karbon bilek olanını 2 kat uyguladım. Gözlerimde uygulanmış halini görüyorsunuz. Şimdi dudak adımına geçiyoruz ve beni son günlerde çok heyecanlandıran, hoşuma giden bir ürün var. Onu göstereceğim. Ve bence Benetint'ten daha güzel. İlk başta arkadaşlarım makyaj videolarında gösteriyordu. Ben almam, Benetint'e çok benziyor. Elimde öyle ürünler var demiştim. Geçen gün The Body Shop'ta 3 al 2 öde fırsatı vardı. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. O zaman dedim ki bir alıp bakayım nasılmış acaba. Aldığım 3 üründen bir tanesi de bu tintleri oldu. The Body Shop Sheer Touch dudak ve yanak için olan tintlerinin bloom rengi bendeki. Böyle baktığınızda çok koyu gibi duruyor. Yakından göstereyim hemen. Sanki bordoymuş gibi duruyor. Başka renkleri de vardı ama bence bana en uygun olanı buydu. Yanaklarınıza, dudaklarınıza uygulayabiliyorsunuz. Yanaklarda da, dudaklarda da performansına bayıldım. Hafta içi Instagram'dan size dudaklarımda uygulanmış halinde göstermiştim. Bu arada ürünlerle ilgili tam adı, linki, detayları her şey videonun altındaki açıklama kutucuğunda. Videoyu açtığınızda altta yazılar var. Daha fazla kısmına tıkladığınızda o kutucuk genişliyor. Üzerimdeki tişört nereden, küpelerim nereden, ürünlerin hepsi de anlattığım sırayla altta tam adıyla yazılmış şekliyle duruyor. Göreceksiniz bunu da. Çok uzun bir cümle kurdum. Hiç hoşuma gitmedi. Bakın şöyle bir renk. Kesinlikle tırnaklarımdaki oje gibi ya da ürünün dıştan göründüğü gibi durmuyor. Çok güzel duruyor. Elimde de NYX'in en sevdiğim dudak kalemlerinden bir tanesi var. Bunun yapısını çok beğeniyorum çünkü Huda'ya benziyor. Trophy Life bendeki rengi de. Şöyle bir renk. Bakın çok benziyor birbirine. Yumuşacık yapısı var. Dudakların canını kanını kurutmuyor. Hemen uygulamasını da yapacağım. Yine indirimden almıştım. NYX'ten normal fiyatlı hiçbir şey almıyorum. Bu arada arkadaşlar son günlerde de tekrar yazılmaya başladı. Yeni gelenler varsa aramıza ben bir açıklama yapmak istiyorum. Bu beni birazcık rahatsız eden bir konu. İnsanların doğuştan gelen bazı özellikleri varsa ki sizlerin hoşuna gitmeyen, bunu sevilenmesi nezaket kuralları çerçevesinde çok hoş değildir. Yani niye çirkinsin? Neden tek gözün küçük? Niye bir kolun kısa? Burnun neden kanca gibi? Ya da ağzının bu tarafı neden eğri? Kesin doktorun yaptığı dudak dolgusundan. Hayır arkadaşlar, benim doğuştan dudağım bir tarafı şu tarafa doğru çekiyor gördüğünüz üzere. Yani bunun bir dudak dolgusuyla yaptırdığım bir işlemle alakası yok. Dikkat ederseniz şöyle bir cetvel alırsanız aşağı doğru da dişlerimin diplerine doğru bir açıklık var. Çünkü konuşurken kas hareketim bu yöne doğruymuş. Babamda da dedemde de aynı durum var. Yani bana sürekli doktoruna söyle ağzını yamultmuş, oraya bir daha gitme, dudak dolgunu orada yaptırma, ay dudağın ne biçim olmuş görmüyor musun gibi yorumlar çok rica ediyorum. Atmayın arkadaşlar, bu doğuştan gelen bir şey. Yani bu durumun muhatabı doktorum ya da ben değil. İsterseniz anneme babama bir mesaj atın rahatsız olanlar, ya da Allah mesaj atın isterseniz beni baştan yaratsın arkadaşlar. Yani bu böyle, yapabileceğim bir şey yok. Ben hiç rahatsız olmuyorum. Etrafımdakiler de rahatsız olmuyor ama bazı izleyen arkadaşlarım rahatsız olduğunu söylemişler ve bunu dudak dolgusuna bağlamışlar. Yani bu benim yaratılışım. Ağzım böyle. Yapabilecek bir şey yok. Bunu da tekrar açıkladıktan sonra yazan arkadaşlarıma da iyi bayramlar diliyorum. Her şey o güzel kalplerine göre olsun, gönüllerine göre olsun. Dudaklarımı çerçeveliyorum kalemle. Bu arada şu an oturduğum için videolarda, tabii ki YouTube videolarımda görmüyorsunuz ama Instagram'da da ona göre açılandırıyorum. Benim bacaklarım da çarpıktır. Arasında hafif bir parantezlik vardır. Yani yapabilecek bir şey var mı arkadaşlar? Ona da şey yazanlar oluyor. O kadar spor yapıyorsun, bir bacaklarını düzeltemedin. Diyorum ki pes, ilim, bilim, genetik. Dudak kalemi çok güzel. Trophy Life rengi ve kesinlikle Huda'dan aldığım performansın aynısını alıyorum. Ve fondötenin zaman içinde cildime oturup aynı rengi, tenimle aynı rengi aldığını görüyor musunuz? Bakın ilk sürdüğüm halinden eser yok. Yani ürün cildimin ısısıyla bütünleşti ve o açık renk tam benim rengim oldu. Fondötenlerin koyulaşması hoşunuza gitmiyorsa benim deneyimlerim doğrultusunda Estée Lauder'ın Double Wear fondöteni ve L'Oreal'in Infallible Matte Cover fondöteni kesinlikle koyulaşmıyor. Aldığınız renk neyse o duruyor. The Body Shop'un Bloom
tintine geçiyorum. Bakın kesinlikle o bordo görüntüyü vermiyor. Benny Tint'ten daha çok sevdim çünkü dudaklarınızı hiçbir şekilde kurutmuyor. Zaman içinde çizgilenme yapmıyor. Bir şeyler yediniz, içtiniz. Bu kadar yoğunlukta kalmıyor ama yine dudaklarınızda bir pembelik yaratıyor. Mesela elime dudak makyajının başında uygulamasını yaptım. Bakın silindiği zaman da şu şekilde dudaklarınızda kalıyor. Benny Tint'ten çok daha iyi. Yanaklarınıza da uyguladığınızda benzer bir görüntü veriyorsunuz. Bir başka makyaj videosunda onu da göstereceğim size. Bir kat daha geçiyorum. İstediğiniz kadar geçin. Kesinlikle kötü bir görüntü olmuyor. Bakın üste ve alta. Yoğun seviyorsanız böyle, hafif seviyorsanız da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben etkisini çok çok beğendim. Sanki bir tabak vişne yemişsiniz de o vişnenin pembelikleri dudaklarınıza bulaşmış gibi duruyor. İsterseniz dudak kalemi kullanmayabilirsiniz. Böyle sivri bir aplikatörü var. Çok rahat uygulanabilir. Kocaman bir ürün. Hem yanaklarınıza hem de dudaklarınıza kullanabiliyorsunuz. Mesela burun ucunda deneyelim. Yanaklarımdaki allığı çok bozmak istemiyorum. Bir miktar ürün alıyorsunuz. Süngeriniz ya da parmaklarınız yardımıyla yanaklarınıza, yüzünüze uygulayabilirsiniz. Benny Tint mesela çok hızlı sabitleniyor. Nokta nokta kalabiliyordu. Onda hızlı olmanız gerekiyor uygulama yaparken. The Body Shop'un içeriği de, kıvamı da bence çok güzel, çok başarılı. Makyajın da yıldız ürünlerinden bir tanesi. Şimdi kaşlara geldi sıra. Sonunda kaşlarımı aldırdım. Fakat şurada bir bozukluk var bana göre. Küçük küçük çıkanlar var. Onları bıraktırdım uzasın araya karışsın diye. Yine dümdüz bir kaş tarağıyla kaşlarımı tarıyorum. Benefit'in 5 numaralı kaş kalemiyle rahatsız olduğum kısımdan çok hafif bir gölge gibi geçiyorum. Diğer tarafında şu üst kısmına, çünkü burası birazcık aşağıda kaldı, hafif bir pudralama yapıyorum. Çok hafif, kesinlikle karartmıyorum. O zaman daha da kara kaşlı oluyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Sonrasında sürdüğüm ürünü tamamen nötrlemek için tekrar tarakla geçiyorum. Bu kadar. Hiçbir şekilde şeffaf maskara uygulamayacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Çünkü zaten kaşlarımı aldırdım, kestirdim. Saçlarımı da açtım. Şöyle toparlayalım birazcık. Bayram günü size bir makyaj videosu hazırlamak istedim. Son günlerde benim sevdiğim ve yaptığım bir makyajı sizlere göstermek istedim. Çok fazla farklı makyaj görmüyorsunuz çünkü yapamıyorum. Yapabildiğimle farklı farklı ürünleri size anlatmaya çalışıyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, istediklerinin gerçekleşeceği, kalbinin güzelliklerle dolacağı, ruhunun güzelliklerle dolacağı, hayatının bereketlerle dolacağı harika bir bayram dilerim. Elimde bir YouTube kanalım var. Ne mutlu sizler varsınız ve bir sürü kişiyle şu anda bayram kutlaması yapıyoruz birlikte. Hiç acı görmeyeceğiniz, üzülmeyeceğiniz bayram tadında, gerçek bayram tadında güzel bir gün diliyorum. Biliyorsunuz her cuma saat 17.30'da kanala yeni bir video yüklüyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.